Biz evlendik e, 2020 20 yılında, Eylül ayının 21'inde. Evet. 2021'in 22'nin de işte Ekim'inde boşandık. Sonra Aile, tekrar, bir tekrar bir araya geldik. Tekrar <laughs> bir araya geldik. Bir araya geldim derken e, şöyle oldu yani eşim yine kendi evine gitti. Ben de kendi evimdeyim annemle beraber. Öyle haftada bir kere görüşüyorduk. Peki sizi kim dışarı attı? Şimdi şöyle anlatayım ben size. Cumartesi günü biz eşimden buluştuk. Evet. Bursa'da e, Zepar Plaza'da bir oturup çay falan içtik. Hı hı. Köfteci Yusuf'un oradan altı parmaktan yukarı doğru çıkıyorduk. Annesini gördük, kayınvalidemi gördük. Sen yine bunun yanında mısın dedi. Bu yanına gitti. Anne dedi ben seviyorum ne yapayım dedi. Bana bu kadar baskı yapmayın artık yeter bak dedi. Yani çocuk gibi davranır eşime. Başındaki eşyayı aldı, yerlere attı. Onu Özlem'in annesi yaptı. Evet. Niye birleştiniz diye. Birleştik diye. Evet. Esra Hanım. Şimdi yaşlı başlı kadın. Ben de ona bir şey demedim yani. Sizin iyi bir arada olmanızı istemiyor. Bir ben evlendim ayrıldım. Üç tane benim çocuğum var. Sizin üç tane çocuğunuz var. Siz kaç yaşındasınız? Ben 50 yaşındayım. 50 yaşındasınız. Siz Özlem Hanım? 36. 36. Hem aradaki yaş farkından bir de sizin önceki evliliğinizden çocuğunuz var. Evet. Aynen kaç tane çocuk? Üç tane çocuğum üç var. Üç tane çocuk var. Bu yüzden mi istemiyor? Bunu şey yaptılar. Bir de beni bunlar çok küçük gördü. Tepeden küçük baktılar gördüler. bana. Beni görmeden, tanımadan annesi, babası, kardeşi ön yargılı oldular. Bir Yaşından öyle... dolayı mı Özlem? Neden? Yaşından. Çocuklarına bakamıyor, sana de... mı baktın? Siz evliyken nerede yaşıyordunuz? Evliyken annemin yanındaydık. Sizin annenizin Tabii. yanında yaşıyordunuz. Ee, orada yaşarken nasıldı hayatınız? Orada yaşarken hayatımız güzeldi. Ben çalışıyordum, sıkıntı yoktu. Şimdi eşim benim biraz temizlik konusunda titiz bir insan. Özlem sen titizsin galiba değil mi? Evet, temizlik evet. yapmayı seviyorsun çok. Aynen. Evet, evet. Kayınvalide? o da başım dönüyor diye laf söylüyor bana. Sen Mesela... temizlik yapınca mı başı dönüyor? öyle. Yani evde çok yani temizlik yapıyorsun. Temizlik yapınca çok... başınız döner mi sizin? Çok dolaşıyorsun, çok temizlik yapıyorsun. İşte Rahatsız karıştırma. oldu yani özlerden. Benim düzenimi biraz. kızım bozma. <laughs> e biz de şimdi annemizin yanında devamlı kalacak değiliz ya sıranın Ben de diyorum ki paramı yapayım, biriktireyim, eşinle çalışalım, bir ev tutalım, yuvamıza bakalım. Ama şimdi Siz çalışıyordunuz ama ev tutacak paranız yok herhalde. Yok tutamıyorum. Kayınvalideme Ar... vermekten mi de? Bir dakika. Ha, kayınvalideye mi veriliyor kazanılan para? Yani o elimizden geldiği kadar yardım ediyorduk. Ona Çünkü vererek nasıl oğlan kardeşim de var para benim. Oğlan kardeşim de var. Kızım da büyük kızım da yanımda olduğu için altı kişiydik. Anca geçiniyorduk. Peki Özlem bu kayınvalide hani diyormuş ya başım dönüyor. Ne yapıyordu evin içinde? O oturuyordu. Oturuyordu o temizlik yapmıyor. Önüne getiriyordum her şeyi ben. Sen Kendim hizmet de... ediyordun ona. Aynen. Sana nasıl davranırdı? Nasıl sevdi? Asıl iyiydi aramız ilk başlarda sonra ne oldu? Sonra işte. niye bozuldu? Sonra eşimle gene o tartıştı para yüzünden. Para istiyor herhalde Hı -hı. hep oğlundan. Aynen. Sonra niye ayrıldınız siz? Sonra biz Karamürsel'e gittik yeğenini, eşimin. Evet. Orada kaldık bir ay. Ee, bir buçuk ay iki ay kadar. Bir buçuk ay kaldık orada. Ee, milletin evinde de olmuyor abla. Yani ben orada bir düzen. Siz niye e, kuzenin evine gidiyorsunuz ki? İşte şimdi gidecek evde yerimiz tartışma yok. tartışma çıktı yine yani. Hayır, evden kovdu mu sizi kayınvalide? Tabii yine evet. tartışma çıktı. Ha, şimdi o gün, öyleyin. O tabii. gün zaten e, annemle şey yaptığımız gittik. Oradan polisi çağırdı kayınvalide. Aa, niye? Bizi kovmak için. Ha sizi evden atmak için polisi çağırdı. Aynen. Onu da görümcülerim yaptı diye düşünüyorum çünkü. Niye? Başta ben elini mi? ayağını bile öptüm ben kayınvalidemin barıştık. Şimdi şöyle yapayım. Elini bir şey. ayağını öptün kayınvalide ne için? E, içeri alması için. Böyle Büyük. ne yapıyor? Sokağa mı atıyor? Nasıl atıyor ya? Şimdi lan? şöyle Esra Hanım. Annesine tartıştıktan sonra annesi de sakın bir daha eve gelmeyeceksin dedi. Seni istemiyoruz. Hep baskı hep baskı. Hayır ben, yani ben sizin annenizden bahsediyorum. Ona, an, ben o mevzuyu oraya bağlamak istiyorum. Hayır şunu ama ben o konuyu merak ediyorum. Şimdi anne atmış ya dışarı. Ayaklarına kapandım diyor Özlem Hanım. Ayaklarına kapandı. Tamam dedi madem kalın dedi burası bir artı bir ev. Şimdi yakışık alma dört kişi beş kişi evin içinde hakikaten de olmaz yani. Şimdi olmaz. Bir artı bir evde mi yaşıyordunuz? Ha, evet. E, Kadın içinde olmaz. zor bir şey Olmaz. Annem orada haklı. E, gidecek yerimiz yok. Annem istemiyor. Kız kardeşlerim biri bir artı bir evin içinde olmaz dedi. Nasıl olacak dedi. Bu dedi yakışık almaz ama ben bir şey demiyorum. Annem de kabul etti. Artık dedik üçünüz bir odada yatarsınız. Biz birader ben kızım zaten arka odada yatar böyle dedim. Çocuklar Çok... sizle birlikte mi? Çocuk Bir kızım bende bir oğlum Düzce'de yurtta kalıyor. Hı -hı. Bir kızım da İmam okuyor. O da yurtta kalıyor. Durumları bozuk olduğu için ben devlete verdim çocukların. Vermemin sebebi de birinci eşimden aldatıldım, aldatıldım ve yakaladım birinci... ben. Onu. Ateşi sokmadım, kanunu yoldan bir boşadım. Bir dakika nasıl yani? Gördünüz ne yaptınız yakalayıp? Gördüm, adamı hastanelik ettim. Verdiniz, çocukları niye anne almadı? Öyle bir insana anne verilmez ki Esra Hanım nasıl verilecek? Ama şimdi devlet karar verir kimin araştırdı nasıl bir insan olduğunu. Öğrendikleri için annesinin de e, araştırdı nasıl bir insan olduğunu Peki öğrendiği için. Peki sizin annen niye bakmadı çocuklara? Annenin bakma durumu yok istemedi. Bir de ahlaksız insan. Bu çocuklara veremeyiz. Çünkü hakkı dengesinde de biraz sorunları vardı yani. Kimin? Eski annenizde Anneniz de bakmadı zaten. Benim annem 73 yaşında. Benim annem de benim çocuklara bakmak istemedi. Yani Toplar büyük bir ev tutarım oğlum ben uğraşamam, yaştayım, böyleyim. E, tamam da şimdi ben fabrikaya gidiyorum, üç tane çocuk evde. Üç vardiya çalışıyorum Esra Hanım. Sekiz, dört, dört. gidiyorum, geliyorum, okullarına gidiyorum. Hayır bu kadar zaten bu anne istemiyorsa sizin özlemle birlikte o annenin yanında kalmanız da çok zor. Yani evet. anne sizi de istemiyordur. İstemiyor, haklı bir şey diyemiyoruz. ya ona hak veremiyorum, e, bizim büyüğüm, bir şey demiyorum. Maddi işte... durum... Biz de zor durumda kaldık. Onların Boşanma da maddi... nasıl oldu? Anlaşarak boşandık işte. Yani sizi evden atınca siz ne yapalım birlikte yaşayamayacağız deyip boşandınız mı öyle mi? Öyle oldu. Severek ayrıldınız yani. Evet. öyle Severek olarak... ayrıldık. Kara <laughs> Karamüsel'e gittik döndük. Ee, Ayhan dedi biz dedi, boşanalım dedi. Böyle de olmayacak sen çekiyorsun ben çekiyorsun. Ama yine görüşeceğiz senin zamanı annen bırakacağız. Senin annen Özlem destekçi olmuyor muydu senin ailen yani de Benim destekçi. annem ters. Şimdi Ayhan Bey. İstemiyorum. İstemiyorum. Bir şey soracağım ben. Tabii efendim, buyurun. E, bunca evlilik hayatınız var. E, üç tane çocuğunuz var, boşanmışsınız. Evet. E, sizin bir ayrı eviniz yok muydu zaten? E, yani aile... bir ayrı ev tesis edemeyecekken. Evet. Nasıl evlilik fikri e, şey yaptı sizde, doğdu? Yani siz çalışıyor musunuz gidip bir ev tutun önce, çocuklarınızı da yanınıza alın. Önce onlara bir bakın. Hayatınızı kurun, ondan sonra evlenin ya. Anneniz haklı olduğu gibi böyle bir evlilik tesis edilemez ki ya. Başkasının yanında sığıntı şeklinde. E tabii İdare evlilik mi olur ya? Evet olmaz. Biz zaten şimdi şunu demek istiyoruz. Ben bir, bu olayım eski ilk evliliğimde olan. Ben kendi evim vardı çocuklarıma bakıyordum. Fabrikada çalıştım 8-9 sene. Avukat bey sıkıntım yoktu. Eşimin kafa yapısını anlayamadı. Ben o olayları yaşadım. Aldatım olaylarını. Adamı ben mutfakta... Yok senin boşandığın sırada? Kardeş, bir ayrı evin yok muydu annenden? Ben evim ayrıyordu benim. Tamam niye boşalttın evi? Ya? Annenin yanına niye sığındın ki? E boşandıktan sonra ben nereye gideceğim avukat bey? İzmir'deydiler zaten eşim. İzmir'deydik, Manisa'daydık pardon. Manisa'da nereye gideceğim? Niye ben? yeni bir ev tesis etmedin? Boşanır boşanmaz. Üç tane çocukla birlikte annenin üstüne gidilir mi? Diyorsun ki da yaşayanlar var. Annemin gitmedim avukat bey ben. Benim evim ayrı da annemin evi ayrıydı. O An ev ne oldu diyor. Anladık da o, onun ev. ev. ne oldu arkadaş? O evde oturdum ben çocuklarıma. Tamam, bir tamam. öyle çocuklarıma baktım. Sabah, öğle, akşam çalıştım. işeme gittim, geldim. Hep onlara baktım. Hep ilgilendim. E, Oğlan okuldan kaçıyor. Küçük kız okula gitmiyor. Başa Büyük kız okula gitmiyor. yurda verdiniz. Öyle mi? E mecbur, ben vermedim. Komşularım bu Ayhan... Şikayet mi Şikayet değil. Malizmin çocuğu burada 10 seneden beri burada çocuklarına bakamıyor, ilgilenemiyor. Ondan bir de gelecek. E tamam hiç... bunu şikayet etmiş oluyorlar. Ben de gittim başvurmuştum onlardan önce. Ben dedim bakamayacağım. Devlet kurumu altına almak istiyorum. Kendimi toparlayıp tekrar çocukluğuma bakmak, babalık yapmak. Peki Ayhan Bey şunu soracağım. Siz Özlem Hanım'la nasıl tanıştınız? Özlem Hanım'la ben Bursa'da e, Reklam olmasın bir dükkanda çalışıyordum. Büjüteri dükkanında vücuteri çalışıyordu. çalışıyordum. Orada bizim arkadaşımla, e, arkadaşımla dükkan sahibi. Hı hı. Kendisi gelip gidiyormuş öyle. Orada tanıştık. Hoş, güzel, kalbi çok temiz, yüreği çok iyi bir insan. Temiz insan. Böyle bir insan, inanan bir insan. Peki evlenince tabii, beğendiniz birbirinizi, sevdiniz. Tamam, evet. hadi. Evlenince neden ayrı eve çıkıp hani tam maddi gücüm yok diyordu biraz ya da maddi gücün olmasını niye beklemediniz? Şimdi biz... E, en son buluştuğumuz evlenmeden önce e, geziyorduk. Kardeşi, bizim annesi resmimizi görmüş değil mi? Resmimizi görmüş böyle yan yana. Evet. Parkta gezmeye gidiyorduk. Görünce bu adam kim? Yok bu bıyıklı adam kim? Mafya gibi bu. Sen bunu nereden buldun? Şuna İstememiş ailesi. yargılı bana konuşunca. Eşim de o zaman kızdı. Sizleri böyle konuşamazsınız dedi. Ben onu bir iki kere demedim. Tanıyorum beni. Ben de eve gelmiyorum. Eve gittim de zaten almazlar beni bir daha.